biraz zahmetli oluyor. Biraz fazla araştırıyorsunuz. Biraz yoğun mesai harcıyorsunuz. Emek sarf ediyorsunuz ama işte bir ekuban maliyeti malum Trabzonspor kulübüne. Yaşı genç, satma potansiyeli yüksek. Hem takıma katkısı açısından değerlendirdiğimiz zaman hem de finansal olarak değerlendirdiğimiz zaman hem performans olarak hem de finansal olarak kulübe katkı yapacak, takıma katkı yapacak oyuncular bizim öncelikli tercihimiz. Ekuban bunlardan birisi, Sörloth biliyorsunuz bunlardan birisi. Yine bu paralelde değerlendirdiğimiz, şu anda da hocamızın, Hüseyin Hoca'nın ve Eddie Newton'un hazırlamış olduğu icra kuruluna bu hafta içerisinde, yani şu an yaşadığımız hafta içerisinde göndermiş olduğu bir rapor var. Uzun zamandır izlenilen oyuncular. Ama bu yapıdaki oyuncular, az önce söylediğim şekliyle. Onlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Biz şunu söyleyeyim. Yani hani böyle bir kriz beklemiyorduk. Bunu hiç kimse beklemiyordu zaten. Yani ama bir şekilde bir ekonomik krizin içerisine girdiğimiz takdirde fazla güç kaybetmeden yolumuzda devam edebilecek bir şekilde kulübün ekonomi politikasını, finansal politikasını oluşturduk biz. Ve bizim şu anda profesyonel futbol kadrosunun maliyeti 17-18 milyon euro civarında. Bu açıdan baktığımız zaman bizimle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren takımlar Sivas hariç, onların da bütçesi bizim bütçemize yakın bir bütçe. Ama şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla Trabzonspor'un ve Sivas Spor'un bütçesini kıyasladığımız zaman neredeyse üçte biri konumundayız. Evet. Burada tabii bizi avantajlı kılan az önce söylemiş olduğum şekilde yapmış olduğumuz transferler ve altyapıdan yetiştirip takımımıza monte ettiğimiz, takımımıza kattığımız oyuncularımızdan kaynaklanan bir, daha doğrusu oluşan bir yapı. Bu yapıda işte sizlerin de gördüğü gibi tabii ki bir takım eksikleri var, bir takım noksanları var. Çok daha iyi olabilir ama yani aşağı yukarı %80, %75, %80 performans aldığımız bir yapı. Tabii evet. Bu yapıyı biraz daha geliştirmek düşüncesindeyiz. Daha fazla katkı verebilecek oyuncuların profesyonel A takımına montesiyle birlikte. Yani bu az önce söylemiş olduğunuz o yıldız transferi veya yıldız futbolcu transferleri Trabzonspor Futbol Kulübü'nün gündeminde değil. Peki, biraz da kadroyu gençleştirmek gibi de bir düşüncenin içerisindeyiz. Şöyle şimdi, yani yurt dışından aldığınız oyuncu işte 22 yaşındaysa, 23 yaşındaysa, 20-21 yaşındaysa bu oyuncuyu geliştirip satma imkanınız çok daha fazla. Ama işte 35 yaşında, 36 yaşında bir oyuncu aldığınız zaman yani o oyuncunun artık son durağı sizin takımınız oluyor. O oyuncudan sadece performans beklersiniz ama finansal anlamda, yani ikinci satışından bir para beklemek biraz fazla iyimserlik olur. Yani bundan sonraki transfer politikanız az önce Sayın Başkan belirttiğiniz gibi Ekuban gibi, Sörloth gibi futbolcular alıp dünya pazarına, dünya futboluna kazandırmak olacağını söylüyorsunuz. Peki diğer kulüp başkanlarıyla konuştuğunuz zaman diğer kulüp başkanları da sizlerle aynı görüşte mi? Veyahut da size Sayın Ağoğlu bunu nasıl başardınız diye soran kulüp başkanı oluyor mu?
Ya diğer kulüp başkanlarıyla işin doğrusu yani kulüpler birliği toplantısında olsun veya birebir konuştuğumuzda olsun yani birkaç kulüp başkanı hariç bu tür konulara pek girmiyoruz, bu tür konuları konuşmuyoruz. Çünkü her kulübün, her kulüp başkanının, her kulüp yönetiminin kendine göre bir planı, programı, hedefleri ve o hedefler doğrultusunda yapmış oldukları çalışmalar var. Sizin doğrunuz bir başka kulübün doğrusu olmayabiliyor. Ama bizim nerelerden geldiğimizi yani bütün Türkiye biliyor. Bu sır değil. Yani biz geldiğimiz zaman kulübün mevcut profesyonel kadrosu kulübün yıllık gelirinin iki katıydı. Aynı zamanda kulübün faiz ve kur farkı giderleri de kulübün gelirlerinin iki katıydı. Yani darmadağın olmuş bir bütçe vardı. Biz bu bütçeyi ancak bu şekilde toparlayabildik. Diğer kulüplerin tabii ki gelirleri farklı. Ama bizim izlediğimiz politikayı izleyen takımlar da var tabii ki. İşte ne bileyim, işte mesela Sivas Spor bunlardan birisi. Alanya Spor bunlardan birisi. Denk bütçeyle mücadelelerini sürdürüp açık vermeyen bütçeyle ve daha sonra da futbolcu satışından da ciddi şekilde gelir eden kulüpler bunlar. Evet. Ama diğer kulüplerle daha doğrusu yani bizimle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren kulüplerin başkanlarıyla ve yönetimleriyle işin doğrusu bu tür konuları pek fazla konuşmuyoruz. Bir de tabii yani bizim biraz daha farklı bir yapımız var. Yani, oyuncu anlamında baktığımız zaman Trabzon'un sadece baktı Trabzonspor demiyorum yani Trabzon'un müthiş bir potansiyeli var altyapı olarak. Yani o kentte her çocuk, her erkek çocuk neredeyse anasından, anasının karnından futbolcu olarak doğuyor. Bunları değerlendirmek lazım. Bu geçtiğimiz iki yıl içerisinde yani altyapıya bu kadar inanan bir yönetim olarak henüz altyapımızı istediğimiz seviyeye getiremedik. İşte hani kısmet de olmadı. Biz Nisan ayı içerisinde yani içinde bulunduğumuz ay içerisinde altyapıdaki bütün performans gruplarını modern tesislerimize taşıyacaktık. Akyazı Stad'ın hemen yanındaki yani inşaatı tamamen bitmiş. İşte tefrişi içinde 2-3 haftaya ihtiyacımız vardı. Ama işte bu sıkıntıyla karşılaşınca onu da gerçekleştiremedik. Bir de tabii Trabzon'un, daha doğrusu Trabzonspor'un böyle bir gerçeği var. Bundan da ciddi şekilde yararlanan bir kulübüz. Bugün itibariyle baktığımız zaman işte yurt dışına bu ülkenin altyapısından yetişip en yüksek ücretle transfer olan oyuncu yine bizim oyuncumuz Yusuf Yazıcı. Evet. Bu transfer market verilerine baktığımız zaman yani ilk 5 en değerli oyuncu yine Trabzonspor'da. Yani ilk 5 değerli oyuncudan 3'ü işte Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörlot. Evet. Bunlara tabii ki şeyde Ekuban'ı da ekleyebiliriz. Yani dediğim gibi biz bu konuda %100 başarılı olduk mu? %100 başarılı olduk diyemem ama %75-%80 oranında düşüncelerimizi, planladığımız şeyleri hem performans hem de finansal anlamda yani oyuncu transferini ve oyuncu katkısını göz önünde bulundurduğumuz zaman %75-%80 oranında gerçekleştirdik. Sayın Başkanım, son bir soru sormak istiyorum da affınıza sığınarak. Şu anda liglerin ne zaman başlayacağı için bir tarih ortada yok. Ne olacağı hakkında herhangi bir fikir de yok aslında. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu da Sağlık Kurulu'yla görüşmeler yapıyor. Ne olacağı şu anda bilinmiyor. Sizin öngörünüz nedir? Ligler oynanmazsa ne olacak veya ne zaman oynanabileceğini düşünüyorsunuz siz? Şimdi iyimser olarak bakıyorum.
virüsün ülkemizdeki seyrine bakıyorum. Yani onları çok en ince ayrıntısına kadar Sağlık Bakanımızın basın toplantılarına, Sağlık Bakanımızın vermiş olduğu verileri çok dikkatli bir şekilde en ince ayrıntısına kadar dikkatle izliyorum.